bu. İsmail abi. Odanızda çok fazla insan görüyorum. İsmail abi, nereye bakıyorsun ya? Petek burada diyor. Evet, evet. Şunu Petek. Bir yapıverin Allah aşkına. Buz gibi oldu oda ya. Allah Allah. İsmail abi, sen nereye bakıyorsun Allah aşkına? Kafam gidiyor. Halüsinasyon görüyorum. Acaba diyorum, şimdi bakın hanımefendi, bunlar çok kolay. Bunların havasını aldınız mıydı? Hemencecik 2 dakikada çözülüyorlar. Bizi çağırmanıza bile gerek yoktu. Bakın. Şuradan şunu aldınız mıydı? Şunu şuradan şöyle yapacağım. Evet. Lan! 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 Çıkar! 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 Lan! Allah! Allah. Lan arkadaş! Bu ne oluyor? Kapıdan! İsmail abi, ne yaptın? Üstbaşı karifin suyu oldu ama. Ah! Her yer sırılsıklam oldu ya. Allah. Siz de ıslandınız. Oda da buz gibi. Böyle siz hasta olursunuz. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkınıza siz çıkarın şu üstünüzdekileri. Ben üst kat komşunun gideyim kurutma makinesine koyayım. 5 dakikada kurutup getireyim. Yok, yok, sağ ol. Hayır, ne olur sözü dur. Aa, hiç içime sinmez. Ne olur içime sinmez. Allah aşkına çıkarın şu üstünüzdekileri. Hanımefendi, tamam. Ya ne olur, Allah adı verdim. Hanımefendi, neyin peşindesiniz hanımefendi? Yani üşütürsünüz diye ben... Yok hanımefendi, teşekkür ederim. Gurur da aslında kendi kendine ama... Hadi şurada çıkarın. Madem ısrar... Şurada. Gel. Ayıptır ya. Hay Allah ya. Allah Allah. Şimdi başımıza da iş aldık ha. Yanlış mı yaptık acaba? Şimdi bu... Ama sen o suyu birden tak diye açınca al başına belayı ya. Allah Allah. Hani onun zaten onun şeyi vardı. Onun ayarını yapsaydın. Ver. Ver şunu ha. Ver de aplaya ver. Aplaya. Çıkardın. Ben şimdi hemen komşunun kurutucusuna atıp geliyorum bunları. 5 dakikada kurutup geliyorum. Teşekkür ederiz. Ne demek? Hakikaten inanamıyorum sana İsmail abi ya. Başkasının yatak odasında böyle şu halimize bak ya. Dum gümlek. Hiç senin bu beceriksizliğin yüzünden adeta çirkin bir fotoğrafın parçası olduk, biliyor musun? Senin konuşman gereken tek parça boru parçası Hayati. Ne yani? Niye batıyorsun oğlum bu kadar? Ne oldu yani? Sanki kadının kocası geldi, bizi kadının yatak odasına bastı. Eyvah, kocam geldi. Ne olursunuz bir yere saklanın Allah aşkına. İsmail abi, ağzımla çağırdın az önce, farkında mısın? Ablacığım ya, sen de niye telaş yapıyorsun yani? Enişte gelince biz durumu izah ederiz ona. Ya siz ona neyi izah edeceksiniz böyle donla Allah aşkınıza? Ne olursunuz bir yere saklanın. O sonra şey yapar, bir şekilde ben onu dışarıya çıkarırım. Ondan sonra ardından da siz çıkar gidersiniz. Ya sanki ayıp bir şey yaptık ya. İzah ederiz. Ya anlamazsa da nedir yani? Biz de 2 kişiyiz yani. Benim kocam kafes dövüşçüsü. Ağzınla çağırdın. Yine çağırdın ya. Kafeste mi dövüşüyormuş anlamıyorum. Ne alakası var ya? Rusya'ya ayı ile antrenman yapmaya gitti, oradan dönüyor. Türkiye'de ayı bulamadınız mı? İsmail abi, doğru soru bu değil. Doğru soru, nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Bilmiyorum işte, bulun bir yer saklanın Allah aşkına ya. Girin bir yerlere, ben sonra onu bir şekilde şey yaparım, tamam mı? Hay Allah ya. Ya Hayati, ayı ile antrenman yapan bizler ne yaparsan hayalet. Bir yere saklanalım ama nereye? Kirli sepeti. Oraya kimse bakmaz. Benim çocuklarım var. Allah, Allah senin var ya. Lan ben gireyim. Senin Allah belanı versin. Pencere, 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 pencere. Selam. Gel kocacığım, gel. Hoş geldin, gel. Ne bağırıyorsun kızım lan? Ne bileyim, öyle bir seni görünce ben heyecanlandım falan. Aa. Ondandır yani. Özlemişim be aşkım vallahi. Biz yemeği dışarıda yiyelim. Hadi gel yemeği. Ya ulan ben zaten 2 aydır dışarıdayım. Yemişim dışarıyı be. Pis pis yemekleri var zaten heriflerin. Terim koktu resmen. Bir de son hafta çamaşır makinesi bozuldu. Kıyafetleri yıkayamadım. Nasıl kokuyor bir bilsen. Şunları kirli torbasına atayım da valiz kokmasın. Atma! Sen atma hayatım. Kirliye ben atarım hepsini. Tek tek çitilerim onların. Ben böyle mis gibi çitilerim. Güzelce ben hepsini hallederim. Sen bana ver bunları da. İyi madem.
Bunlar ne kokuyor? Sen neydin aşkım? Yok be yavrum. Ayıyla güreştim ya, ondan öyle kokuyordur. Ha. İstersen pencereyi açayım. Açma! Açma pencereyi, saç. Niye açıyorsun? Sen açma. Ben aç... Aa! Bak ben açma deyince canım, sen benim bir açma çek. Hadi gel gidip açma yiyelim, gelelim. Açma mı? Bir dakika, bir dakika. Ne açması ya? Geldiğimden beri böyle bir takım garip kurabiye hareketler. Bana bak. Sen yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Ay yok hayatım ben. Telefon çalıyor. Bir dakika. Alo. Yazrovski. Ha, getirdin mi emaneti? Tamam. Geliyorum ski. Yazrovski Rusya'dan emanetimi getirmiş. Onu alıp geliyorum. Bana bak. Bir yere kaybolma, bunu konuşacağız. Yok hayatım, nereye kaybolacağım adamın içinde? Gördü mü beni az önce o? Gazeteci beni gördü mü? Yok yok, görmedi. Ulan korkunu aşağı düşe yastıma. Anam! Gel, gel sen kendini boş ver, aslında İsmail Üstan oldu. İsmail, İsmail abi! İsmail abi! Yenge, biz seninle artık akraba olduk. Çetin abimin kokusu hücrelerime yayıldı. Aynı DNA'yı taşıyoruz. Ben artık Çetin abi gibi düşünüp Çetin abi gibi davranabiliyorum. Ay yıkayamam, çok kötü kokuyordu değil mi? Lütfen, lütfen ona koku deyip haksızlık etmeyin, lütfen. Onun kendine has bir duygusu var. Kendine has bir karakteri var. Bir dili, bir vatanı olmalı bu koku. Nedir ya bu, nedir ya? İsmail abi sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Biz buradan bir çıkalım, şuradan bir abo! Anam bu ne? Bu nasıl bir koku ya? Abo, sadece burnumla değil, kulağımla bile aldım kokusunu. Abla biz ne olur gidelim, ne olur. Hayır, hayır, hiçbir yere gidemezsiniz. Ne olur bir yerlere saklanın, o şimdi dışarıda ya. Siz çıkarsanız görür sizi. Ne olur gidin gel. Sakın cama falan saklanayım deme, vallahi kon komşu görür ha. Buldum, bir düz çabuk kıyafet odasına. En güvenli yer burası, hadi. Aha ben oraya. Benim iki evladım var lan. Hain İsmail abi, seni her geçen gün daha iyi tanıyorum. Yatağın. Yatağına attın. Gel, gel. Gel bakalım İvan. Aşkım bu ne? Ayı. Rusya'dan antrenman için ayı getirttim. Biliyorsun daha önce insanla antrenman yaptım ama iki güne pert oluyor. Ama ayı öyle mi? İvan korkmasın diye bu gece bize kalacak. Onu kıyafet odasına koyacağım. Koyma! Koyma! Sen koyma! Ben koyarım aşkım ya. Hem ben ayıyla da azıcık kaynaşmış olurum. Yenge! Aşkım tamam. Dur ulan, kulağını çekerim ha. Yengen o senin. Hadi bakayım. Ayı, cici ayı. Tamam hayat. Tamam. Sen onu dolaba koy. Gel bakalım. Ya İvan sanki huzursuz oldu gibi. Yok canım, ne huzursuzdu? Odasına. Hayır hayır, sanki İvan böyle birisini gördü de onu böyle öldüresiye dövüyormuş gibi sesler çıkıyor. Saçmalama hayatım, odada kim olacak ya? Öyle şey olur mu? Ya bir dakika çiçek. Çiçek bir dakika. Canım benim. Bak sen yoksa benimle cilveri etmemek için mahalleden mi uyduruyorsun? Ya yapma böyle çocuğu. Konuşma benimle. Ben ayıyla güreşen adamım. Sonra ortamlarda lafım çıkacak. Ay tamam sen yapma. Ben yapayım aşkım. Sen yapma. Canım git artık. Yapma. Çiçek ne oluyor ya? Bir dakika. Bir dakika. Bu herhalde tuvaleti geldi. Ben alayım onu banyoya götüreyim. Bütün gece ayıyla mı uğraşacaksın yoksa? Aa. Ya ne alakası var ya? Gideyim banyoya götüreyim şunu, sonra geliyorum. Sen ne ilgileneceğim hayatım? Götürme ya aşkım. Ya tamam dur. Götürme. Allah Allah. Gel bakalım İvan. Ne oldu, sıkıştın değil mi? Gel. Tamam. Banyo. Bana bak, klozet kapağını kaldır. Yengen yoksa çok güzel. Hadi. Geç.
Orada rahatsız oldu belli ki hayvan. Allah Allah, sonra iyice delirmesin. Ha, bir de bunun çiftleşme dönemi. Çiftleşme dönemlerinde çok agresif oluyorlar. Öyle mi? Öyle. Hayvanın ne işi var bizim tuvaletimizde ya, değil mi, o banyoda? Ben onu gideyim çıkarayım oradan ha. Hadi ben onu gideyim de çıkarayım. Bir dakika, bir dakika. Kızım, sen yoksa benden bir şey mi saklıyorsun lan? Geldiğimden beri böyle bir takım telaşlı hareketler. Yoksa sen bu evin içinde benden bir şey, birisini mi saklıyorsun? Saçmalama hayatım, ben kimi saklayacağım burada senden Allah aşkına? Ne alaka? Çiçek, yoksa bu yatağın altında bir adam mı var? Ulan bakacağım, bakacağım. Hayır, lütfen hayatım. Bakacağım, dur. Ne alaka? Ah salak çetin. Ah kaba çetin. Ben senden nasıl şüphelendim? Affet beni sevgilim. Ne demek ya hayatım? Olabilir, yol yorgunusun, o kadar dövüştün, geldin değil mi? Kafan gitmiştir, ne olacak? Kafam ne gidecek be? Aşkım, gelmeden önce bir tane Sırp güreşçi vardı. Onu öyle bir dövdüm ki. Bak, böyle çıkardım yumruğu omuzdan. Bak, böyle vurdum. Böyle, 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 böyle vurdum herife. O bir ara bana bir tane vurdu. Sonra ben tabii acayip sinirlendim. Yapma! Yaptım. Bak böyle vurdum. Böyle, böyle, böyle. Et döver gibi dövdüm herifi. Yapma, sana adam ölecek. Hak etti. Sırplıya yazık değil mi hayatım? Niye vurdun o kadar ya? Şimdi, bak ben sana sen yokken ne aldım? Ne aldın? Bakalım kokusunu beğenecek misin? Peki o. Gözüm, gözüm. Özür dilerim aşkım. Kızım, gözüme sıktın. Çok özür dilerim, yanlışlık mı? Ya göremiyorum, göremiyorum. Aşkım beni kör etti kız. Çok mu özledin sen bakayım kocanı ha? Naz da yaparmış. Kilo mu aldın kız sen? Ha? Senin sesinin narinliğini yerim. Öp bakayım kocanı. Öp. Öp. O kadar da değil be. Allah Allah. Lan erkek bu. Abi. Abi ekmek çarpsın açıklayabiliriz. Ebiliriz mi? Çoğul musunuz lan siz? Ha? Üç kere ağzına, üç kere de burnuna vereceğim. Allah kabul etsin. Hayvan imana geldi öyle kurtuldu. Bu nedir lan? Kim ulan bunlar çiçek? Aşkım bak, vallahi düşündüğün gibi değil. Bu ikisi usta peteğe bakmaya geldiler. Evet. Üstleri ıslanınca ben de üst komşunun kurutmasına gittim, götürdüm. Verdim, o da o sırada sen pazara git alamadın. Bunlar böyle donla kaldılar aşkım. Ondan soyundular yani. Abi kurban olayım. Bak yengem ne diyorsa o. Kalk abi! 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 Abi affet tamam. Abi. Tamam, kalk. Kalk. Abi. Tamam. Siz tamiratınıza devam edin. Olur öyle şeyler kardeşim. Olur tamam, mu sakin. Öyle şeyler mi? Tabii. Yani bir kazadır, olmuş sonuçta. Hem ben öküz müyüm, hemen en kötü şeyi düşüneyim. Ben karıma güvenirim beyler. Lan oğlum, senin yüzünden senden dayak yemeyeceğim diye ardımda ayı bağırdı lan benim demin. Döveceksin ulan! Döveceksin! Döveceksin yeter! Yeter be! Allah Allah! Deminden beri ne acılar çektik biz, döveceksin! Detaya girmiyorum! Ya çiçek, çocuklar kendilerini öyle bir savundular ki... Yani... Dövmekten başka çarem kalmadı. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzakta.
paylaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.